Bir dostlar, İhlas Suresini bugün konuşuyoruz. Genel anlamda bir başlangıç yaptık. İlk ayet-i kerime üzerinde biraz tevakkuf eyledik. Efendim, Allahu Samet kısmının kapısında geldik, durduk. Sevgili hocam, kul huvallahu ehad, Allahu Samet. Samet meselesini nasıl anlayacağız? Samediyet deyince ne aklımıza gelecek? Evet. Şimdi e, Samet e, Allahu Teala'nın özel bir sıfatı. Yani onu diğer insanlar için, diğer varlıklar için kullanmamaya özen göstermek lazım. Çünkü mahlukata başka hiçbir varlığa muhtaç olmamayı, onlarla onlardan herhangi bir şey beklememeyi, onlardan müstaneiliği ifade eden bir sıfattır ve bunu en iyi anlatan ifadelerden biri Şura Suresi'nin 11. ayetidir. Orada yüce Allah kendisi için leyse kemislihi şeyun buyuruyor. O onun gibi, onun benzeri gibi bir şey bile olmayan tek varlıktır. Yani o kadar o kadar eşsiz ve benzersizdir ki her ne ki onu ona benzetiyorsunuz bilin ki o onun benzeri gibi bile değildir. Eyvallah. Hatta Arapçada şöyle bir ifade var. <laughs> Ma hatara bibalik, Fallahu <laughs> gayru <laughs> zalik. Baline yani aklına aklına hatır ne hatır hatırına ne gelirse aklına her ne gelirse bil ki Allah onun dışındadır. Tamam. Allah o değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mahlukata benzemediği, onlara muhtaç olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Mesela Müminun Suresinin 86, 87, 88, 89. ayetleri. Mesela En'am suresinin 14. ayeti. Mesela Zariyat suresinin 57-58. ayetleri. Pek çok ayeti kerimeler var. Mesela e, o ayetleri böyle teker teker zikretmek istemiyorum ama Fatır suresinin 15. ayeti çok toparlayıcıdır bu noktada. Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühennas ey insanlar entümül fukarau ilallah Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Evet. Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. Sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Mesela Muhammed Suresi'nin e, son ayetinde 38. ayette buyuruyor ki Vallahul evet. ganiyyu. Gerçek zengin olan Allah'tır ve entumul fukarao. Geri kalan hepiniz Fakir, fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olmayan varlık sadece Allahu Teala'dır. Geri kalan her varlık Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Allahu Teala'ya Allahu Teala'nın ahad oluşu aynı zamanda samet oluşu demektir. Dolayısıyla bir varlığın Allah diye tanımlanması ahadiyet ve samediyet sıfatlarına sahip oluşuna bağlıdır ki bu sıfatlar da mahza yüce Allah'a aittir. Başka hiçbir varlığın böyle bir sıfatla anılmaya imkanı yoktur. Hakkı da Durumu yoktur. müsait değildir. Hakkı da yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Evet. Lem yelid ve lem yulet. İşte bu üç tanesi için şimdi okuyacağımız iki ayette de üç olumsuz özellik üzerinde duruluyor. Üçüncü ayette iki tane veriliyor. Onlardan biri lem yelid doğurtmamıştır. Ha, allah Teala. Ve lem yulet ve doğurulmamıştır da. Doğurtmamıştır. Yani Allahu Teala hiçbir insanın biyolojik olarak doğmasının nedeni değildir. Yani hiç yani Allah hiç kimsenin babası değildir demektir bu. Lemyelid o demek. Allah baba olmamıştır. Ee, doğurmamıştır tercümesi değil de doğurtmamıştır tercümesi. Biraz daha şey doğru. Daha oturacak, daha, daha oturaklı olur. Çünkü doğmasına sebep biyolojik anlamda olmamıştır. Olmamıştır. Ee, hani buradan maksat da bir baba babalık nefyidir yani. Çünkü hem bazı yahudiler bilhassa e, Hristiyanlar evet Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyenler böylece Allah'a babalık isnadında bulunurlar. Bazı Hristiyanlar işte Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu sayarlar. Gene orada Allah'a bir babalık isnadında bulunurlar. Bunların e, şiddetle reddediyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allahu Teala'ya mesela bir annelik nispeti pek yoktur. Öyle olsaydı zaten lem telit derdi demyelit demesi, bu babalık isnadını reddetmeyi hedef edinmektedir. Bu bu haliyle e, Yüce Allah baba hiçbir varlığın babası olmadığını beyan ederek bir taraftan Yahudilere, bir taraftan Hristiyanlara, bir taraftan da melekleri Allah'ın kızları sanan Mekke müşriklerine ve bütün zamanların Allah'a çocuk isnad eden anlayışlarına bu anlamda meydan okuyor, onları reddediyor. Mesela Nam suresinin 99 veya 100. ayetlerinde buyuruyor ki Yüce Allah ve cealû lillâhi cinne 100. ayeti bu Mekkeli müşrikler cin ortaklar et, ettiler Allahu Teala'ya. Hmm. Ve ve kharegûle. Allah onları yaratmış. Allah'ın yarattığı varlıklar Allah'ın ortakları edindiler. Ve halakulehu benine ve benatin bi gayri ilmin. Bilgisizce Allah'a erkek çocuklar ve kız çocuklar isnat ettiler. Subhanahu ve Teala ma yasifun. Allah onların nitelendirmekte olduğu şeylerden münezzehtir ve yücedir. Bedi'us semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Enna yekûnü lehu veledun. Onun nasıl olur da bir çocuğu olabilir ki? Ve lem tekun lehu sahibetun. Onun eşi yok, eşi, hanımı olmayan bir varlığın çocuğu olmaz ve külle şey her şeyi yaratan Allah'tır ve ve bir külli şey inalim her şeyi bilen de odur. Dolayısıyla mahlukatın yaratıcısı olan Allahu Teala'yı herhangi bir insanın ya da bir melekler grubunun babası gibi kabul eden algıyı şiddetle reddediyor. Lem yelit Allah'a çocuk isnadını bütünüyle reddediyor. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var bununla ilgili. Yani onlarca ayet var. Ee, şu kadarını söyleyelim. Mesela ve lemiyetu veleden. Allah çocuk edinmemiştir. Allahu min veledin. Allah'ın çocuğu yoktur. Ve mekanen ma'hu min Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. İzen eğer olsaydı lezehebe kullu ilahim bima halaka. Her ilah kendi yarattığıyla beraber gider ya da onu götürürdü. Ve la'ala ba'duhum ala badin. Böylece ilahlar birbirlerine üstünlük taslarlardı. Allahu Teala'nın çocuğu yoktur. Hatta Zuhruf suresinde Cenab-ı Hak peygamberimize şunu dedir diyor: Kul inkâne Rahmani veledün. De ki eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı bakın Zuhruf suresi 81. ayet. Rahman'ın eğer bir çocuğu olsaydı fe ene evvelül abidin. Ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum diyor. Peygamberimize dedirtiyor Cenab-ı Hak. Ne olursa olsun demek ki Allahu Teala'nın çocuğu yoktur. Cenab-ı Hak hiç kimsenin biyolojik anlamda babası değildir. Hiçbir insanın doğmasının biyolojik anlamda sebebi değildir. Bu haliyle hem Allah'a çocuk isnat eden peygamberlerin bir kısmını Allah'ın oğlu kabul eden Yahudi ve Hristiyan algısını hem de melekleri Allah'ın kızları kabul eden Mekke müşriklerinin algısını Hatta onların cinlerle Allah arasında nesep kurup Saffat suresinin son bölümünde geçer ve cealû beynehu ve beynel cinneti neseba. Allahla cinler arasında nesep kurdular. Ve lekad alimetil cinnetu innahum le muhdarun. Halbuki cinler de bilirler ki hepsi hesaba çekilecekler yani. Dolayısıyla Allah'ı herhangi bir varlığın biyolojik babası gibi görmek ister. Meleklerin kız olarak Allah'ın kızları olması, ister cinlerin Allah'ın oğlu ve kızları olması, isterse peygamberlerin Allah'ın oğlu olduğu iddiası son derece yanlıştır. İhlas suresinin 3. ayeti bu algıyı, bütün zamanların bu tür algısını reddetmek üzere ortaya konulmuş bir mesaj içeriğine sahiptir. Hiç kimsenin doğmasının sebebi olmamıştır. Velem yület zaten hiç kimse tarafından da doğrulmuş değildir. Hiç kimse tarafından doğrulmamıştır ki bir başkasının doğmasının sebebi olsun. Dolayısıyla kim ki Allah'a böyle sıfatlar veriyorsa bilsin ki o sıfatlar Allah'a uygun değildir. Cenab-ı Hak o tür sıfatlarla anılmaya layık değildir, anılmaya müsait değildir. Onun böyle bir babalık, evlatlık ilişkisiyle anılması Kur'an'ı hakikatlerle taban tabana zıttır. Meryem suresinde buyuruyor. Ve kâlû tehezer rahmanu veledâ. Rahman'ın çocuk edindiğini söylediler. Ne kadar şey en iddia, ne kadar kötü bir iddia ortaya koydunuz. Tekadü semavat ve tefatlar minhu ve tenşakul ardu ve tahirul cibalu hatta bu iddianın sebebiyle neredeyse gök yarılacak, yer parçalanacak, dağlar yok olup gidecek yani. En davulun rahmani veleda, rahmana çocuk isnadınızdan dolayı, isnatlarından dolayı ve ma Rahmanı en yettehide veleda. Rahmanın hiçbir şekilde, hiçbir surette hiçbir çocuğu olmamıştır. Allah çocukla anılmaya müsait bir varlık değildir. Bu ayetlerin, bu ayetin yani İhlas suresinin 3. ayetinin verdiği mesaj, bu tür algıları, bu tür kabulleri reddeden bir mesajdır. Surenin 4. ayeti de Yine bunların devamı olarak öyle mekul la hukufena. Elem yekun Bütün bunlar Allah için doğru değildir. Niçin? Çünkü Allah'ın kendisine denk olabilecek hiçbir varlık yoktur. Gene ehadle Ehad'ünle bitiyor. Evet, bitiyor. Olumsuz 50 küsür yerde gelir bu ahad kelimesi. Olumsuz içerikte hiç kimse demektir. Hı. Hiçbir varlık Allahu Teala'nın dengi değildir. Zaten işte bu ifade Şura suresinin 11. ayetinde beyan edilen leyse kemislihi şeyun cümlesinin de bir başka ifade biçimidir. Dolayısıyla İhlas suresi bizim için Allahu Teala'yı tanıtan onun üç olumlu özelliğini ve ona layık olmayan, ona yakıştırılamayacak üç e, eksik ve olumsuz niteliği ortaya koyan sığınılacak varlık olarak Rabbin nasıl bir varlıktır sorusunun cevabının yer aldığı muhteva olarak da tevhidi ortaya koyması bakımından Kur'an'ın üçte birine denk kabul edilebilen Cenab-ı Hakk'ı tanıtan muhteşem dört küçük ayetlik ama mesajı ciltlerle ve saatlerce konuşmaya müsait bir hakikat denizidir. Böyle kısaca özetlemiş olalım. Eyvallah hocam çok güzel bir özet oldu ben teşekkür ediyorum. Ee, bir cümleyle efendim iştirak edip kapatalım diye arzu ediyorum. Hı hı. Şimdi o doğurtmamıştır hani Lem Yelit meselesinde. Evet. Biliyorsunuz İsrailoğulların en büyük iddialarından biri kendilerinin Allah'ın seçtiği imtiyazlı kavim olduğunu iddia etmeleriydi. Evet. Ondan sonra ben bunun bu zihniyetin, bu anlayışın değişik şekillere bürünerek değişik kıvamlarda, değişik renklerde modern dünyada da göründüğünü düşünüyorum. Hı -hı. Mesela kendisini e, Allah'ın imtiyazlı topluluğu sayan, ondan sonra sanki adeta Allah'ın oğluymuş gibi hani oradaki evladıymış gibi onun özel muamelesine mazhar ondan sonra kişi, kurum, topluluk ve kavim iddiaları hala cari. Maalesef. Yani e, kendilerinin doğrudan doğruya seçilmişliğini adeta bu konuda vazifelendirilmişliğini, görevlendirilmişliğini zımnen söyleyen e, şahıs böyle patolojik anlamda tabii hastalıklı anlamda yoksa o tecdit e, müceddit falan anlamında söylemiyorum onlar hı hı. ayrı meseleler. Ondan sonra e, bunlar hala gözüküyor. Doğru. Gözüküyor. Burlardan da yine asabiyetler çıkıyor, milliyetçilikler çıkıyor. İşte ne bileyim ben ...megalomanlıklar çıkıyor, hastalıklar çıkıyor. Bunları görüyoruz. Mesela Hristiyanlar Hristiyan dünyadaki birçok din kaynaklı efendim tedhiş hareketlerinin, dehşet hareketlerinin altında bu tür insanlar var. Çıkıyor birisi diyor ki işte diyor o yedi büyük günahı diyor durduracak ya da kıyameti başlatacak olan kişi benim seçildim falan diyor. Adam hasta psikolojik anlamda rahatsız yani. Yani bunun kavim bazında, topluluk bazında, kurumsal bazda neyse örnekleriyle karşılaşmak mümkün. Devam ediyor. Doğru haklısınız. Evet. evet. Lem ve modern dünyanın bütün bu hastalıklı fikirlerine karşı da, tavırlarına karşı da okumamız gerekiyor evet, diye düşünüyorum. Aha. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Eksik olun. olmayın teşekkür hocam. Allah razı olsun. Ederim. Aziz dostlar, bugün de programımızın nihayetine ulaştık. Sizlerden müsaade isteyeceğiz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hakikatle baş başa kalalım diyoruz efendim.